Arkadaşlar, öncelikle hepinize tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Burası bizim base'imiz. Ya da en azından ondan geriye kalanlar. Yani biliyorsunuz canlı yayında da YouTube'da da muhtemelen zaten izlemişsinizdir geriye kalanını. Base'imiz zombiler tarafından işgal edildi. Bu işgali bir şekilde durdurmayı başardık ama bütün neredeyse varımızı yoğumuzu da kaybettik. Patlayan zombiler, tüküren zombiler, mutasyonlu zombiler falan ortalık iyice çirkinleşti. 15. güne girmiş bulunmaktayız ve 15. günde bayağı bir sıkıntıdayız. Arabamız var, materyallerimiz var. Tolga, bu arada istersen chest'e bakabilirsin balım. Yani işe yarayanları al, geri kalanları at bence. Yani burası da base'in iç kısmı. Yani zannetmeyin ki işte kapıdan girilebiliyor. Kapı mapı yok artık. Adamlar çökertti yani, anladın mı? Şu gördüğünüz dış duvara rağmen, ki bak şöyle göstereyim, yani bu dış duvarın arkadaşlar 1500 durability'si var ve hani alt duvarında 1200 durability'si var. Yani 700 zombi bu hale getir. Evet, 700'e yakın zombi geldi ve böyle adamlar bizim canımızı okudu. Bizim mayınlar duruyor, o sıkıntı ya. Ulan Yasin. Onu da Yasin döşedi. Hani arkadaşlar, bu arada üzerimizde yalnızca şu an yani silahlar var ama arbalet oku falan filan var, yani doğru düzgün mermi yok. Neredeyse tamamıyla bitmiş, tükenmiş vaziyetteyiz. Şimdi bu videonun amacı ne? Bu bölümün amacı ne? Ne yapacaksın? Ne yapmayı amaçlıyorsunuz? Arkadaşlar, hatırlarsınız bu zombi baskını yaşanmadan önce ben bir yere gitmiştim. LB2, yani lootlanmamış bölge 2, hastanenin olduğu yer. Ben Tolga'yı hastanenin oraya götüreceğim arabayla ve oraya yerleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hastane gerçekten çok çok büyük, sanırım buraydı arkadaşlar, LB2. Hastane burasıydı galiba. Oldukça büyüktü, oldukça kalın duvarlara sahipti ve ben en azından 21. günü oranın kolay kolay yıkılmayacağına inanıyorum. 21. günde. Amacım bu. Oraya götüreceğim ve bu base'i taşıyacağız. Çünkü burada Allah canımızı aldı. Demir arbelet şeyini alalım. Demir arbeleti gel, alalım gel. Arkadaşlar. Arbelet mermilerini de alalım. Bin arabaya gidelim buralarda. Tamam balım. Bir saniye, şunu da aldım. Yeterince su falan filan aldın mı yanına? Ne? Ben almadım, bir saniye onu alayım. Bir de normal oku falan da şey yapayım. Arbeletle beraber bir de normal ok alayım yanıma. Aa, 400 tane demir ok mühimmatı var kanka. Bence oklarla takılabiliriz ya. Ne diyorsun? Ben mızrak kullanıyorum. O zaman bu demir ok mühimmatlarını chest'e koyayım mı? Nasıl olsa buraya tekrar geri döneceğiz. Olur. Bizim arbelet mermileri neyden? Demir oktan. Mecburuz buraya gelmeye. Hı? Mecburuz buraya dönmeye. Aynen öyle. Buraya mecbur döneceğiz. Her şeyimiz burada. Cephaneliği ve yemekliği falan ben boşalttıydım. Onun farkındayım. Ah. Benim şimdi daha sağlam duvar yapmak için gerek taş bloğu bulmam lazım. Hangisi? Yemekleri kendi üstüme alayım mı? Al ya, ne olacak? Ya da sadece şu an için gerekli olanları alıp geri kalanları bırakayım mı? Al al. Hepsini kendi üstüme mi alayım? Aynen. Tamam, o zaman bekle kanka. Yemekleri ve ilaçları kendi üstüme alıyorum. Beton armor, iskelet bloğu. Bunu nasıl yapıyoruz acaba ya? Bayağı da malzememiz varmış aslında ya. Ama abi çok mermi ağır yok. Saldırdılar be. Mermi yok. Yani yemek var, sağlık malzemesi var, benzin var, erzak var. Hatta ben dükün jetonuna bile gidip yemek almıştım, hatırlıyor musun? Yemek diyorum, pardon. Silah almıştım, mühimmat almıştım. Gerçekten dayanmadı abi, tutamadı yani. Medkit yapar mıyız? Ya, kan torbalarını falan alayım mı? Ya zaten buraya geleceğiz abi, sen alma fazla bir şey. Direkt biz bir şeye çıkalım. Yolculuğa çıkalım diyorsun. Aynen. Unuttum adını şu an. Cesin. Hastaneye gideceğiz. Keşfe kankam. Keşfe. Aynen. Yani bir bakalım oralara. Gel de sen. Tamam, geliyorum. Geliyorum. Şu envanterimi bir kere düzenli yerleştireyim ya da salla ya, envanteri sonra yerleştiririm. Arabada ben halledersin ya. Aynen. İşaret üstüme başıma her şeyi aldım. Sen görebilecek misin peki nerede olduğunu? Sen bana tarif edersin, envanter halledersin o sırada. Nereye gideceğimi söyle bana, hangi yöne. Tamam.
Abi şey var, bir tane küçük motor vardı. Motoru aldım. Neredesin şu an? Ve Salih, Şeyde. sanırım Steam'den arkadaşlık ekleyeyim mi? Boş yer varsa. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki ekleyebilirsin. Hangi taraftasın yiğidim? Arka taraftayım. Görüyorsun beni şu an. Emin misin görebildiğime? Aha. Ben körüm kanka. Sesini duyuyorum ama seni göremiyorum. Heh. Alo, bak şey yap abi. Map'te işaretli hastaneyi. Yol Oh. noktası kaydet olarak. Tamam. Bir saniye. Önce hastanenin oraya gitmem gerekiyor. Çölü geçmemiz gerekecek yalnız o hastaneye gidebilmek için. Haberin olsun. Şey, Şeyden sonra. hızlı yol noktası olarak mı kaydedeceğim? Şey yok, yol noktası olarak kaydet. Ha, paylaşılan noktalar var. Ben orayı kaydettim zaten. Oraya kaydettim mi? Sonra bak yol noktaların orada şey var. Böyle kafa simgeleri var, insan simgesi. Evet. Ha, ona tıkla. Mesela nereye? Ha, LB2 3,4 kilometre Evet, 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 ilerleyemiş. evet. LB2'ye gidiyoruz. LB2'ye. Tamam, şimdi onu benim Kanka map'te adın ne anlamam Steam'de? lazım. Samet Güngör Salih'cim. Ekleyebilirsin. Ve anonimden de 25 bit var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Şimdi babuşlar, bizim base'imiz yıkıldı ve ben dediğim gibi hastanenin oraya gitmeyi teklif ettim. Hastanenin orası çünkü bizim kurtuluş noktamız olacak diye düşünüyorum. Yeniden yapılanma, yeniden oluşma, insanlığın yeniden toplanma mekanı olacak orası. Bayağı bir malzeme aldım üstüme. Bu malzemeleri adam akıllı yerleştirmeye çalışacağım envanterdeyken. Evet, tamam. İşaretledim. Eyvallah. Araba sesi çok kafa ütüleyebilir chat. O yüzden sesi kapatıp öyle şey yapacağım. Envanteri falan düzenleyeceğim. Zorluk aynı şekilde devam ediyor. Yani bir şekilde 14. günü atlatmış olabiliriz ama 21. gün var ve bu 21. günde de düşmanlar gelmeye devam edecekler. Herhangi bir şekilde durmayacaklar. O yüzden bir parça problem yaşayacağız gibime geliyor. Şöyle bir yemekleri ve depolama alanı kurana kadar en azından yemekleri, ilaçları ve diğer malzemeleri yerleştirmek istiyorum hafif hafif. Ah! Tolga bir saniye. Geri dön. Bir şey attım galiba. Abi nasıl? 20 tane salam falan attım. İnanılmaz ya. Abi nasıl gidip arabadan girirken saman atabilirsin ya? Aldım aldım balım aldım. Hadi. Ay yeteneğimi sorgulamadın inşallah. Yo, alıştım. Bak, tepki bile vermedim mesela. Ya ben bu oyunun sesini kapamadım mı? Kendi kendine açıldı ses ya. Şey materyali atınca. Herhalde oyun bile şey dedi. Yok artık dedi ya. O kadar da olamaz. Kavanoz bal aslında ilaç statüsünde. Onu ilaç statüsüne koyacağım. Ve şuraya da işte diğer maden sularını falan koyabilirim. Yemek bu kısmı olur. Boş su şişeleri, normal su şişeleri. Balım oranın yolunda dikkatli ol yalnız. Oranın yolu o kadar şey değil. Çok davetkar bir yol değil. Fark ettim evet. Ve anonim mesajlar görünmüyormuş. Neyse Samet'im seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Anonim de değilmiş. Fokrasmış hatta. Fokrastım. Eyvallah canım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şuradan İlişki alameti. kırmızı çayı da alalım. He kankam. Gidiyoruz bir yere diyorum da. Hadi bakalım. Şey var orada. Büyük bir hastane var kanka. Ben açıkçası orada hastane olmasından şey yapıyorum. Orayı gitmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü hastane. Yaratıklar biraz daha değişikleri. Renkli renkli. Abi çünkü gün değişti ve artık gün değiştikçe yavaş yavaş şey olmaya başladı ortalık. Birazcık daha kızışmaya başladı. Bunlar nasıl yollar ya? Abi aslında bak daha tabii ki diğer base'den malzeme getireceğiz de Tolga. Yayından böyle benim envantere gerçi bakma yamulmayalım. Bayağı bir yemeğimiz ve suyumuz var biliyor musun? Yemeğimiz, suyumuz, efendime söyleyeyim malzememiz yani sağlık malzemesi falan bağlamında bayağı bir iyi durumdayız. Ya baktığın zaman bu götürdüklerimiz bile bize yeter ama cephane bulmamız lazım sadece. Ya orada
base için malzemeler var hani. Hı-hı. Taştır, demirdir, onları almak lazım. Ve Salih Samet'im Steam'de arkadaşlık isteği attım. Müsait olunca kabul edersin. Bir de başlık yok demiş. Başlık yok derken başlık var. 14. günden sonra hayatta kalma serüveni işte. Zombi saldırısından sonra. Oyunun sesini araba... açacağım da niye burada durduk balım? Araba düştü. Ha, araba düştü, evet. Şey, tek sıkıntı buranın çöl olması bak. Buranın çöl olması. Bura çöl olduğu için sıkıntı yaşayacağız biraz. Salih'im, arkadaşlık isteği attığın hesabın adı ne balım? Onu söylersen selam, kabul edebilirim. Aleyküm selam. Kim geldi? Şahin geldi. Vay be, sesimizi unutmuş be. Kanka. Doğru yol mu acaba? Aniden alamadım da. Oradan çıkabileceğiz mi? Onu düşünüyorum şu an. Bence arabadan inelim. Sen arabayı al ve hani... Düz bir yola çıkana kadar yürüyerek gidelim. Bütün malzemeleri falan tükettik. Bu arada etraf niye kırmızı biliyor musun? Çünkü şu an çölde yanıyoruz. Ben yeterince hayatta kalma yeteneği vermedim mi? Demek ki vermemişiz abi. Salih 534. Kategori sadece sohbette. Yenile atarsan görürsün balım. Şeyde, Seven Days to Die'da. Almış olmam lazım. Tükendim. Staminam tükendi. Abi bir saniye, bir su içeyim. Şeklim şemalim kaydı Tolga. Ulaşabiliyor muyuz mekana? Umarım ulaşacağız. Aa, sen yoldan gitmedin ki oraya ama. Yol bilmiyorum ki abi, harita bende kapalı. Ha, istersen ben yoldan götüreyim. Olur. Ama buradan şimdi ana yola dönmemiz lazım. Dönülür lan. Dönülür ana yolu aslında. Şu an bir gün 120 dakika. Evet, önce bir base'i nereye taşıyacağımıza karar verelim. Ne yapacağımıza karar verelim. Ondan sonra icabında günü hızlandırabiliriz. Bir de şu an tek başına olduğumuzu hesap etmeniz lazım babuşlar. Tekiz. Abi base'i bu tepeye yapalım abi. Kimse çıkamaz buraya. Biz de inemeyiz aynı şekilde. Evet. Kanka, ama çok ana yola gitmemiz lazım yalnız. Sen doğru şeyden ilerlemiyorsun. Aslında doğru noktaya gidiyorsun. Devam et ya bir gidebildiğin kadar. Keşke ben alıp yoldan götürseydim de o ara envanter düzenliyordum, aklıma gelmedi. Metanet de olsam hadi abi, yaşayacağız yaşayacağız. Oh, ne oluyor lan? Kardeşim, buna lan yaşamak denirse kafamıza kargalar falan üşüşüyor. Yılanlar götümüzü sokacak Tolga, yılanlar bize tıslayacak, böyle bir zehri atacak. Bak şimdi şey geldi lan aklıma aniden. Üniversitede mi ilkokulda mı bir yerde söylüyorlardı yani. Bir insan şey, bir köpek insanı ısırırsa haber değildir ama bir insan köpeği ısırırsa haberdir diye. Evet. Bir yılan beni sokarsa o haber olmaz ama ben yılana sokarsam. Muhtemelen sapık olurum, boş ver. Söylemedim varsay. Sen ne anlatıyorsun ya? Güneş başıma geçti, güneş. Gidelim şuradan, bak kulaklarım falan tıkandı. Ulan çöldeyiz biz. Bir zahmet geçsin. Kardeşim, hayatta kalan tek insanın sen olduğunu hesap edersek yani. Sen de bak burayı biliyorum ben, buradan götür. Burayı bilmiyorum lan. Bura nere lan? Burası şey değil mi ya? Trader. Trader. Ne yapıyorsun lan? Trader. Abi yanlış yoldasın. Biliyorum abi, döneceğim umarım bir yerde. Nereye dönmeye çalışıyorsun anlamadım ki. Yol yol arıyorum. Popüler olursun ne? Yol. Aha vallahi yol. Kardeşim. Sen bana salsana ya, burada Çungo Senpai var. Devam et. Araba sesi zaten normalde de duyulmuyormuş bu arada. Hayvanlara yürüyor mu? Ne? Oydu Samet abi. Şey, buralara girmiş ne olabilir miyiz Tolga? Sanki buraları Berhaya ile mi lootladıydık? Yasin'le mi lootladıydık? Bilmiyorum da burası askeriye gibi duruyor. Girerken bir alalım mı buranın ifadesini? Arabayı envanterini aldı, alalım şuranın bir ifadesini ya. Bana bundan sonra Daryl diyeceksin. Mayın var. Bas da bir gör bakayım Daryl'ın. Fark ettim kanka. Ben Daryl olmaktan vazgeçtim şu an.
Sen mi bastın? Şin mi? Yo, mayın patlattım. Abi bende abi şey var bu arada. Maymuncuk var. Mermimiz tükenmişken kanka sende mermi mi var? Evet dedim ya tabanca mermisi var. Benim. Abi atsana azıcık abi. Lan demedim mi daha demin? Arbeletle takılıyorum burada. Dur ama şu envanterde mermiyi nereden bulacağım onu arıyorum şu an. Ha. Kardeşim benim de namluda 23 tane varmış da acuk ver la. Hah yarısını attım. Allah razı olsun Yasin manyağı şey Yasin manyağı mı? Yasin pistol üretmeyi biliyordu değil mi pistol mermisi? Aha. Abi 5. seviye tabanca yapabiliyorum bu arada. Eyvallah loot için. Rica ederim ne demek. Aa, ya. Kaç, evet kaç evet bura kilitliyken buradan giriliyordu. Bende susturucu yok tabancama senin susturucu var mı sende? Bir tane var o da bende. Kardeşim içeri giremiyorum. Onu da Ege'den çalmıştım galiba. Koca götüm sığmadı içeri giremedim. Ahmet abi içeri gelme zaten. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Sen sıkma ateş etme ya. Benim şeyim bu arada 5. level. 10 level ateş etme şeyim. Tabanca. Ben de 6 level hurda taret buldum 6 level. Lan benim mızrağım gitti. Aa 5 level tabanca. Lan adam ya ben kendim ürettim adam beleş tam buldu. Işte. Allah'ım şükürler olsun. Ateş et bana. Ay mermi buldum. Kral bir ses duydun mu? Bir şeyler ınırıyor. Ikınıyor sağda solda. Şu 5 level tabancayı almaya çalışacağım. İşe yarar şeyler hariç hiçbir şey almıyorum üstüme. Alma artık 4 level aş 3 level aşağısını alma. Bir yerde sandıklar da olması lazım. Sanki sandıklar da olmalıydı diye hatırlıyorum ya. Bak yukarıdaki büfeye dokunmamışlar. Bugün lootlar yenilendi değil mi babuşum? Aa bende ayar 15 günde birdi. Tolga'nın ayarı nedir bilmiyorum. Galiba. Bende 15 günde bir yenileniyordu lootlar. Şimdi ben buranın devamı harbi yok mu ya? Bana olmalı gibi geldi ama. Böyleymiş burası bu kadarmış. Sorgulamaya gerek yok devam. Kankacım bir saniye şu aldıklarımı bir 5 level badancaya takayım. Ne de olsa 5 level badanca abi. Hayır yani bir susturucumuz da olsa hoş olurdu yani. Nereden çıkarayım susturucuyu? Olmayan şeyi. Ben bunu Ege'den çaldım biliyor musun? Kanka bizimkiler de hepsi üstünde böyle bir malzemeyle çıktı değil mi? Demiştim Ege'ye ya susturucuyu verirsin ya da nut ikisini de verdi ama. He o genel verici. Lan çık. Ateş etmeyi bilmiyorsan etme aslanım. Tek de öldüremiyorsan hiç uğraşma. Duydun mu ben? Kankacım, bağ benim, belletirim. Bağ. Loot'a bak, loot'u bırakmış burada bak. Loot mu? Bak ne var tepede? Ne var? Cephane. Saygılar abi. Evde Ferdinciğim diye geziyor. Her zaman öğrencinim, her zaman. Bak ne geliyor, sana ne getiriyorum. O ne? Bu ne? Uzaylı. Bu mutasyon geçirmiş ha, ben sana söyleyeyim. Gün 15. Bunlara alışan. Artık vahşi yaratıklar falan gelecek değil mi? Oo. Karşına ayı zombi çıkarsa bağırma. Evet. Onu fark ettim. Ve hani cephane falan da kısıtlı. Oy. Oy. Buldum, ha. AK kullanıyorsun değil mi sen? Strateji Gamer 11 abi nasılsın iyi misin deyip 50 bit göndermiş. Evet şeyim var AK'm var. Çok alsın teşekkür ederim Strateji Gamer. Keyifli seyirler diliyorum sana. Bak bunu adam gibi kullan tamam mı? Aa baby teşekkürler. Allah 4 level silah atılır mı? Normalde atılmaz ben atıyorum. 4 level silahı bana ver istersen atmayalım. Tamam al yerde. Alayım.
Yok değil mi burada? Tuvaleti niye yıkıyorsun? Allah arkana Allah. Arkada. Allah Allah. Lan susturucu üretelim lan. Çok havalı lan susturucu ile silah. Aa üşengeçlikten adam şeyle mi kırıyor? Oğlum mermiyle mi kırıyorsun mekanı? Yok sen yanmış görmüşsün. Senin gözlerinde sıkıntı var abi. Yazıklar olsun be. Ya ne mermiyle kıracağım? Onarım kiti için şey lazımdı değil mi? Tutkal falan lazımdı. Aha. Ben onları almalıyım bence ya. Biz buraya lootlamamışız. Gel gel burada iyi mermi vardı. Lootladık ya burayı. Tamam her yerde mermi var abi nasıl lootladın burayı? Aa evet lootlamamışız. Neyse SMG mi? Sandalyeyi wow. Aldım öyle bir bağırdın ki. Wow 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 wow. Abi bir level de olsa SMG'dir abi. Şşş çok güzel olmadı mı ya? Çok güzel ben olmadı mı SMG? Alan da ne bileyim. Abi bir level ama olsun kanka silah silahtır yani SMG'dir. Ona şey taksana. Ne takayım? Bilmiyorum neyin var. Yok ki hiçbir modülüm yok doğru düzgün. Aga be. Bir etrafa bakayım belki loot mut vardır etrafta da. Şu şey küçük odaya baktık mı? Aa. Oraya giriyorum o zaman. Bakmadığımıza eminim çünkü... Aa, çok tatlı ateş ediyor Tolga. Ha, tabii sen profesyonelsin böyle hani tek de hallediyorsun da cıbıt diye. Ne oluyor? Mine oturdu zombi. Burada başka bir şey yok herhalde ya. Şöyle bir bu askeriyede ya. Kalınır mı? Kalınmaz değil mi? Burayı kafamıza yıkarlar abi, 21. gün. Bir şey söyleyeyim mi? Orayı yıkan burayı bizim üzerimize böyle diker attı. Kesinlikle katılıyorum ya. Aa ben senin arkadaşlık isteğini kabul etmedim Salih. Salih 534. Bir saniye canısı bir saniye unuttum kusura bakma ya. Arada dalabiliyorum. Salih sen bana istek gönderdiğine emin misin? Doğru Samet Güngör'e mi istek gönderdin acaba? Şimdi Samet'in bu oyunun hikayesi var mı? Kafaya göre mi? Açıklamaya gerek yok. Sadece amaç yeter. Baba hayatta kalmaya çalışıyorsun. Oyunun olayı bu. Yani zombi kıyameti sonrasında virüsten etkilenmeyip hayatta kalabilen nadir insanlardansın. O nadir insanların olayı da oyunun co-op olarak oynanabilmesi. Dilersen multiplayer sunucularda da oynayabiliyorsun. Yani multiplayer bir sunucuda oynadığında hani misal veriyorum. Şimdi Tolga benim arkadaşım ve Friendly Fire kapalı. Ama multiplayer bir sunucuda oynadığında adam gelip kafana sıkıp topladığın bütün materyalleri alabiliyor. Samet Güngör 151 level. Evet o benim Salih. Ama seni göremedim arkadaşlık istekleri arasında. Ha gördüm ve kabul ettim. Ve Deniz Alp'in'de 40. ayı borçtan kurtuldum Tolga. Oh, teşekkürler. Oh, adaylı olsun. Hala -75'ti ama herhalde bir dakika. Bir yok yok kurtuldu kurtuldu. Ha, kurtulduk mu? Oo artıya geçtik mi? Artıya geçtik galiba. Artıya geçmesek de nötrledik. Nötrledik. Base yapmak şart mı? Göçebe yaşam tarzını düşündünüz mü? Hocam şimdi şöyle şart base yapmak. Sürekli göçebe olarak yaşayamıyorsun çünkü bir süreden sonra kaynaklar tükeniyor. Yani misal biz devasa bir loot topladık ama o topladığımız loot komple eridi. Yani şu görmüş olduğun azıcık mermiler kaldı. Eğer ki şey yapmazsan çok çok inanılmaz üzerine gelebiliyorlar. Yani zombiler bir de ileride öldürmesi zorlaşacak. Şimdi biz 9 milimetrelik mermilerle tık 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 vurabiliyoruz ama... İlerleyen zamanlarda böyle vahşi zombiler falan gelecek. Onlara karşı çok büyük bir hayatta kalma mücadelesi veremiyorsun ne yazık ki. Envanter modu çok işe yaradı. Bak burada görüyorsun bütün yemeklerim, bütün sularımız falan burada topladığımız materyaller. Ama hala base'e geri dönmek gerekecek. Maalesef göçebe oynayamıyoruz abi. Oynarsak yaşayamayız çünkü. Bir de her 7 günde... Geliyorlar ya. Evet ve şey zombilerden saklanmak gibi bir durum söz konusu değil daha önce yani oyunu oynadınız mı bilmiyorum ama kesinlikle saklanamıyorsun. Burası LB1 balım. Nasıl?
Buranın ilerisi. Bu burası değil. Buradan devam edeceksin. Ha, yok yok biliyorum. Mayınlı bölgeye ona bakıyorum o zaman. Ha, mayın var mı diye. Mantıklı şey, bir tane kuş var rahatsız eden. Oyunu daha önce oynadım bilmiyorum ama şöyle, zombilerden saklanmak mümkün değil. Yani yer altına base de kursan, hiç ses çıkarmasan da onlar seni buluyorlar. Ya fırın çalıştırıyorsun. Fırında demir eritmek zorundasın. Erittiğin demirden mermi yapacaksın. Zombiler fırının ısısına geliyor. Senin vücut ısına geliyor. Sese geliyor. Yani bakalım mı şu askeri yere? Yok, askeri okul otobüsü o. Bu okul otobüsü galiba ya. Aynen. Ama burada vardır herhalde. Ona arıyorum. Oğuzhan yapma kardeşim. Yapma Allah aşkına. Bana Alzheimer muhabbelesi yapmayın ne olur. Hala 2 sene önce olan şeyi anlatıyorlar abi. Hatırlıyorum kankacığım. Kırmızı mendil mavi denize düşerse ıslanır. Evet. Ve Chaos 5 Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş. Kesin artıdayız moruk. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldin aramıza. Sağ olasın. Keyifli seyirler diliyorum. Aha askeriye. Ya ben bulurum. Yani ben koklayarak loot bulan adam. Baba süpersin. Ben yine şu kapalı mekana gireceğim. Mayınlar var kenardan. Sık abi sık. Bol bol sık. 10 mermi at. 20 mermi at. Zombie. Kardeşim ölmüyor ve kafadan sıkıyorum yani. Bunu belirtmek isterim. O zaman çek mızrağını kaç. Nereden ben çek mızrağını ya? Sonra mermi diye edileniyor. Kanka sen Rick'sin. Ve Rick nedir? Enayi. Sana bundan sonra buldum mermiyi verirsem. Kimine göre iyi kalpli, kimine göre enayi kardeşim. Bundan sonra bulursun mermiyi. Önden gidip tutayım. Ya sen nasıl geçebiliyorsun oradan ya? Ben sığmıyorum. Ben şöyle bir önden gidip her şeyi alayım da. Ama ayıp arkadaş. Hadi Allah'a emanet Ahmet abi. Öldür öldür. Sık sık. At at mermi. At at at. At. Devam et sen aslan. Kardeşim. Bunlar zombi. Evet. Mücadele vermek için mecbur kayıplarımız da oluyor yani. Sıktığımızı geri koyarız yerine. Nedir yani? Tamam tamam abi ya. Devam et sen. Çek çek. Ben tutuyorum. Sıktığımızı geri yerine koyarız yani. Tamam tamam. Bir şey demiyorum. Sen tutlamaya devam et. Hadi. Ben silah vurmuyorsa benim mi suçum ya? Evet evet doğru diyorsun. Her şeyi sömürdün mü lan sandıktaki? Soruyor musun? 6 seviye elektrikli job var. Ya biz de bir pro yakar keyfimize bakarız ya. Senin bir kalkmış bir yerlerin yine. Ne oldu sana? Sen eskiden böyle değildin ha. Kanka hayatta kaldıkça değişiyorsun. Tam bir yıkık olmuş. Ben yan maplere gidiyorum. Seninle aynı yere giren de kabahat zaten. Sen adama vuruş koklatın mı ya? Ya istesem koklatırım da yani o yaptığın son hareketten sonra. Kanka bunlar deli. Zombileri de zıplamamış. Mermilerinde alınmamış zombiler. Oğlum bunlar beynini demire vuruyor. Kardeşim. Aç yolu aslanım aç yolu. Çok aklını kaçırmışlar ya. Akıllarını. Ya burada giren sana da giriyor bana da giriyor kanka yani nedir ya? Balım level 5 pistol alıyor muyum? Al al. Aldım. Ama level 1 AK almadım bilgin olsun. Level 1'lere dokunma bile abi ne olursa olsun ya. Ne oluyor? Şevket hazırlıyor. Bir de Şevket mi var ya? Oh 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 oh. Ne hırlıyor lan? Aha Kobra Şahin geliyor. Niye Şahin lan? Ben bilmiyorum. Kanka Kobra diyor yani. Bence beni bozmazdı. Biz bir ara bahçe ortum demiyor muyduk onu? Zerif'im hoş geldin canım. Hoş bulduk. Geleyim mi? Amele mi lazım? Yeni base'e yerleşeceğiz kanka. Güzel olur. Ama sen evde doğacaksın ve ben evdeki motoru aldım. Sen niye evdeki her şeyi alıyorsun Ahmet abi? Kanka yemeği, motoru, her şeyi aldık ya hani.
Tamam da eve doğan ama arkadaşlar bana mı bilsin? Ve Fograf geniş bir, güzel bir çözüm buldum Samet'im. Geniş bir hendek kazın, içerisinde tuzak yerleştirin. Zombiler size gelene kadar hendeğe düşüp tuzaklara basarak ölebilirler. Yemiyor, yemiyor. Hendeğin işi bitince yana doğru diğer hendeğe geçerler. Fikir tutar mı sence? Öncelikle kankam çok fazla uğraş ve iş gücü gerekiyor. Çok fazla materyal gerekiyor. Bir şeyi yapmak, odundan spike'ı bile yapmak gerçekten çok fazla malzeme istiyor. İkinci olarak da spider zombi dediğimiz bir zombi türü var. Onlar sıçrıyorlar kankam. Ve sıçradıklarından dolayı tuzaktan etkilenmezler. Behamut gelecek de ileride. Evet. Onlar geleceği için hani onlar sıçramıyor. Direkt böyle 10K canla sana geliyor. Evet. Bir davet alabilir miyim? Ve bazı zombilerde çok aşırı zırhlılar ve ben atayım mı balım? Atarım ya. Gir lan Şevket 7'deyse. Bazı zombiler aşırı zırhlı olduğu için kırıp geçerler, anladın mı? Hani tık 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 kıra kıra ilerlerler. Oh! Burası askeriye olmasının işte yararı da var, zararı da var. Zararı ne? Çok mermi yiyor diyecektim. Adam tek yedi reis. Mayın yoktu mu ya? Askeriye de genellikle mayın olur. Mayın var, basmıyorsun. Dedi ve basacağım ben. Ben kesin basarım ben onu. Ve Salih, seni izlemek yeter ama Samet'im kaç saat oynarsın? Oyun değil istemiyorum. Beğendim oyunu. Beğenmedim ha. Oynarız bayağı ya kankacığım. Yani... Yeni yere falan yerleşilecek, çok rahat bir 1-2 saat buradayızdır diye tahmin ediyorum. Tabii canım. Yani bu oyun maalesef öyle seri geçiş yapılamıyor. Ama ilerleyen zamanlarda, yani diğer yayınlarda sık sık oyun değişeceğimiz ve fazla oyun oynayacağımız bir repertuar sergileyebilirim. Tabii beni canım. Almadın. Arabadasın. Durup seni atayım mı arabadan? Ama az daha almıyordun beni. Ama arabadasın. Bak burası. Geldik. Biliyorum. Etrafına bakıyorum. Bu arada sence... Yayıncı kardeş. Ha? Yayıncı kardeş. Bir efendim? Şey soracağım. İndirdin mi? Belleğimde. Atacağım bugün. Ya atacağım şey, dedim ben mi? Ben sana bir şey soracağım. Zeref kardeş. İndirdin mi? İndirdim. Hazırım. Bekliyorum. Oh. O ses GTA neydi öyle? Öyle sesler çıkarım. O neydi öyle? GTA 5 ya. GTA 5. Lan oğlum kuşunun akbabana Şahin. Geber altımda. şimdi Tolga sence iniyorum bu arada. Arabada burası inmeyin. Beige olmaya uygun mu? Düşünüyorum bir dakika. Ya ben çok kalabalık ve burayı temizlemesi muhtemelen çok büyük zamanımızı alacak ve birazcık üzecek, birazcık yoracak ama baktığın zaman ben buranın beyaz olabileceğini düşünüyorum kesinlikle. Çünkü yani yıkılmaz be. En üst katta tutar defleriz. Biri merdivenlerden sıkar. Uzun namlulu silahları olan hastanenin etrafına sıkar. Bence benim aklımda çok güzel bir şey var. Bence buraya gelinebilir. Onu yapabilirsem yani o planladığım şekilde tasarlayabilirsem burayı olabilir. Ama şuradan da çık 10 metre zıplayabilen bir çarsın sen ya. Abi benim de ayağım kaydı da çıktım ben de seninle aynı yerde değilim. Oyna bağlanması niye bu kadar zor? Kanka ayı gibi dünya oluşturuyor ya. Tolga bunlar içeride zombi kalabalığı var bayağı yalnız. Onu hallederiz. Bak şimdi aslında... her yeri kapamamız lazım. Tek bir giriş olarak buraya bırakırız. Zombiler buradan böyle tırmana gelirken biz şu girişlerden hallederiz burayı. Bura olur. Yani burası bayağı gibi yaparız buraya zombileri. Bayağı büyük zombiler. Çünkü yani baktığın zaman kocaman hastane. Ya burayı temizlemesi elbette ki çok büyük zaman alır ama istiyorsan ben burayı temizlemeye gönüllüyüm. Hani sen atıyorum base'den Zeref'i alır gelirsin ya da diğerleri gelir. Ben gelirim kendim ya, sıkıntı etmeyin o kadar. Ne kadar uzaktasınız kanka ki yani. Kanka şey de yapmamız lazım hani evdeki lootları toplayıp. Evet. Arabanın lootu falan da lazım olur yani. Tolga ben aşağıdan giriyorum balım burayı temizlemeye. Ben buraya bir yere bir sandık atayım o zaman şimdilik. Benim elimde niye mızrak? Unutmayacağımız bir yere at da.
Aa, chest. Çok severim. Boş mermi kovanları. Sözde onları Şahin mermi yapacağız. Şahin değil, Yasin yav. Ay Yasin, Şahin. Şahin'e buralar çok sıkıyorum abi. Çok evet evet, fark ettim böyle. Şahin'e bu aralar biraz fazla yani girip çıkıyor. Yani kulak arkasında kaldı ama. Bu değil, Yasin dün gece Warframe'le kafayı bozdu ya da. Ulan ne ses çıkarıyorsunuz be? Alırım. Şimdi bari bir şeyler alıp geleyim. Ağırlık limitim yazmıyor burada ya? Nerede yazıyor? Kanka boyunda ağırlık limiti var mı? Evet, ağırlık limiti diye bir şey yok. Yani envanterin taşıdığı kadar alabilirsin. Allah'ım. Ben buraya yapıyorum. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Zombiler normalde bu kadar şey, bu arada ben bağış okumayı unutmuş olabilirim. Okuyacağım. Zombiler normalde bu kadar hızlı koşmuyorlardı. Farkında mısınız bilmiyorum, daha hızlı koşmaya başladılar. Ve elbette ki daha çok da vuruyorlar. Ve bana da güzel geçirdiler lak 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 diye. Derem kuru battım, gelsene. Salih'im evet, Yemek Sepeti sponsorluğum var. Yayınlarımız Yemek Sepeti sponsorluğuyla gerçekleşiyor. Ünlem Yemek Sepeti yazdığında chat'e o link üzerinden sipariş verirsen beni desteklemiş oluyorsun. Yani zaten sipariş vereceksen ve siparişini benim linkim üzerinden verirsen çokça hoş olur. Ki Yemek Sepeti yani hakikaten çok güzel bir platform. Açıkçası ben sponsorum oldukları için çok mutluyum. Yani koskoca Yemek Sepeti be abi. Nereden nereye yani, yayında bu zamana kadar bir arkadaşımın sigorta şirketi vardı. Bir oydu yani, onun dışında Yemek Sepeti ilk sponsorum. Abi bir yanıma bulursan gelsene bak. Ben şimdilik buraya koyuyorum her şeyimi. Hı hı. Mecbur artık oturup kafayı kırıp. Ana bisiklet buldum lan chest'te. Yok yok, gelme, ben geliyorum Zeref sen almaya. Çünkü arabanın şeyini kullanırız hep beraber. Bulur. Sen lan alayım seni al üstünü. Şurayı kıramayacağım ya. Tolga şey var ya, bahçe. Bahçenin tam ortasını kullansak nasıl olur? Dur bakalım, ondan önce bir her şeyi taşıyalım. Ya, yo şey var. Base olarak demiyorum, hani bahçenin ortasına koysan da sandığı rahat ulaşsak. He ama çok geç artık. Anladım. Neyse sıkıntı yok, hallederiz ya. Ya şey, direkt hani zıplayarak çıktık ya bir yerden. Hı hı. Hani o yolun devamını geliyor orası. Yolun devamına gelirsen görürsün beni. Smart stone'ları falan alayım mı lan? 30.000 var hepsinde. Al al kanka, buraya bayağı bir yıkık dökük burası. Tamir gerektirecek. Kanka ben zaten gene madene inerim, eve geldiğimizde. Şey ponçiklerde bayağıdır oyuna gelmiyor. Aşçımız eksik. Şey Ege EBA TV'de ders görüyor bir yandan. Oyun falan da kodluyorum diyor. Onun uyku düzeni bozuldu galiba ya. Yani şey, merak ettiğiniz şey aramızın bozulup bozulmadıysa, yok bizim ekipten kolay kolay birbiriyle arası bozulacak olduğunu zannetmiyorum ya. Geliyorum Zerefciğim. Bebeğim bekliyorum. Bineceğim sana. Ponçikle bir şey olmaz. Ya Ege ile hele hiçbir şey olmaz zaten. Abi bu hastaneyi ben temizlemeye devam ediyorum. Gerçi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burayı komple temizleyemeyeceğimize inanıyorum ya. Temizleriz. Hani sanki zaten ne kadar temizlersen temizle içeriye şey girer gibi geliyor. Ya Zeref'i alma işlemini hani git gel sen yaparsan ben bir saat diyorum. 10 dakikada hallederim onu. Yo hallederiz, onda sıkıntı yok da. Sıkıntı şey kanka. Burayı ne kadar temizlersek temizleyelim spam olurlar gibime geliyor. Burada bisiklet var. Gençler siz orayı temizleyin isterseniz, ben base'de alabildiğimi alayım, bisikletle geleyim. Kanka hani hızlı hızlı gidip gel yapacağız 2-3 kere hani. O yüzden bir kişi daha lazım yanında, hani 2 kişinin envanterini kullanacağız diyor. Oğlum chest'te bir sürü silah var bak. 2 seviye hepsi gerçi ama. Ya 2 hani seviye artık kalmıyor, 3 seviye ve üstü. Ve Salih bir yandan var. Pizza gömme isteği, bir yandan geliyor. Oruç, bir yandan Yemek Sepetinden sana destek olma isteği, bir yandan da korona korkusu, bilemedim ki. Yo yo yo, koronadan yana bir sıkıntın olmasın. Hani bulaşma korkusundan yana. Yemek Sepeti'nde temassız teslimat özelliği var. O özelliği seçtiğinde kuryeyle muhatap olmuyorsun. Ve hani geldiğinde de poşetten yiyeceğin ürünü çıkarttıktan sonra elini yıkarsan hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki hepsi dezenfekteli geliyor. Ama yani oruçsan kardeşim, orucunu bozma.
İftarda söyle, iftara dadar getir. Çok güzel oluyor yemek sepeti var ya. Yok la, iftarda getir diye şey var. Ya o var, onu biliyorsun da sahura da güzel oluyor. Böyle akşam uğraşmıyorum biliyor musun? Kalkıyorum böyle. Yatmıyorum ki aslında, ne kalk. Cihan Hanım sponsorum. Gerçekten seviyorum ben. Kurye yemeği açıp içine tükürürse. Ya. Abi öyle bir olay gerçekleştiremez. Şimdi bakın, öncelikle yemek sepeti aracı bir platform ve size yiyeceğiniz ürünleri onlar hazırlamıyorlar. Onların anlaşmalı olduğu restoranlar hazırlıyor. Ve restoranların herhangi bir usulsüzlüğü tespit edilirse zaten satış yapamazlar. Ayrıca yemek sipariş etmeden önce restoranların puanlarına bakabilirsin. Kim ne söylemiş bu restoran hakkında, ne demiş? Yani adam demişse ki ya işte hani insanlık hali, herkes iyi hizmet etmeye çalışır ama kimisinin damak tadı sana hitap etmiyordur misal. Hani lavaş birazcık çiğ gelmiştir, hamurumsu gelmiştir, beğenmezsin. Adam oraya not düşer ve okursun, dersin ki aa evet bak ben hamurumsu lavaş sevmiyorum, demek ki buradan sipariş vermemeliyim. Olay bu kadar basit. Çünkü... Bir de kurye niye yemeğe bir şey yapsın? Efendim balım? Bir de kurye neden yemeğe bir şey yapsın? Çok uç ihtimal ya böyle. Yani. Evin 8. kattaysa ve asansör yoksa... Abi hiç ihtimal vermiyorum ya. Çünkü bak ama bir de şöyle düşün chat, bir de olayın şu yanına bakmanızı istiyorum sizden. Adamın ekmek teknesi bu değil mi paşam? Yani sen adamın restoranından sipariş veriyorsun yemek sepeti aracılığıyla. Adamın ekmeği bu değil mi? Niye ekmek yediği kaba tükürsün ki? Niye seni yani memnuniyetsiz bırakıp kazancından olmak istesin? Öyle de düşünmek lazım. Tolga, anvil lazım mı la? Anvilleri alayım mı? Bir kompleden ziyade. Ulan adamı unuttum. Neyi? Anvilin Türkçesi neydi, unuttum. Kanka örs ya, var ya. He, onları al al. Ya şimdi gelip o şeyleri toplayacağım ben. Demir ocağını, crafting table'ı falan. Leather metal alıyorum hepsini. Ha, onları bon şimdi almam lazım. Bir üst kata biliyorum çıkmamız ben, gerekiyor chat mutlaka. Bir üst kata çıkılacak mutlaka, çünkü burası bitti. Cibimi bir alayım. Amına koyayım, arabanın da, senin yapacağınız yolun da. Kanka sen ana yolu bilmiyorsun ya. Seni kodlayan o yapımcının da. Ama sen ana yolu bilmiyorsun, ana yolu göstermen lazımdı. Keşke ana yolu açsaydık haritada. Selamlar, uzun zamandır YouTube'da takip ediyordum. Hoş geldin, teşekkür ederim. Twitch'e geldim, vurdum, arada bir buraya gelirim. Yemek sepeti sponsor mu olmuş, hayırlı olsun. 3-4 aydır sponsor ya. Teşekkür ederim. Geliyorum Zerefciğim. Hazırla yatağı. Gel gel, ısıttım. Suyu da ısıttım. Gel. Suya ihtiyaç yok. Arkadaşlar 800 şişe suyun tamamını ben aldım. Oha. Ayarını. Umarım bana kızmazsınız. Yok canım, ne kızması ya. Ter damlaları akıyor bir yerimden abi çölde. Kanka avize ağacı suyu falan vardı. 45 şişe bıraksa mıydım? Bilmem. Hani biz de yaşıyoruz, biz de hayattayız. Biz de survivor'ız. Ya ben dedim ama base'i götürüyorum diye. Tamam da. Sadece gereklileri alıyorum diye. Orada sadece standart malzeme kaldı. Oylama yapmak istiyorum. Adadan ilk bence Samet gitsin. Hayda. Onu zombi yapıp öldürmek lazım ya. O zombi olmadan bizim başımızdan şey olmaz o. Kurtulamayız ondan. Adam diyor başım eksidi diyor. Gün gelecek 1 milyonluk koca bir aile olacağız. Umarım ya, ama pek zannetmiyorum şey. İşin açığını söylemek gerekirse. Yani 1 milyonluk derken YouTube kanalı için 1 milyondan bahsediyorum. Benim şu an main hedefim Samet Güngör Live'ı 100 bin aboneye ulaştırmak. Samet Güngör Live'ı çok seviyorum abi çünkü. Ana kanalımı da çok seviyorum bak. Ama ana kanalımda şöyle bir şey var yani, ben en azından bu sebepten dolayı birazcık soğuk durumdayım, öyle söyleyeyim. Ama ana kanalda belli başlı şeyler hariç hiçbir şey izlemiyorlar ve ya bu beni üzüyor biliyor musun? Live'da bir beklentim yok abi. Adam yani gelip vakit ayırınca ben çok acayip mutlu oluyorum. Ana hedefim live'ı 100 bin yapmak. Sonrasındaki hedefim de ekstra'yı 100 bin yapmak, ama ekstra zor. Ana kanalın 1 milyon olması daha da zor. Hatta bence imkansıza yakın. Yani çünkü hiçbir zaman ben bağımsız yapım oyunlar oynayan ya da işte böyle farklı içerik üreten insanların, en azından kendim için, o kadar değer göreceğine inanmıyorum ya. Kesinlikle.
Gün gelecek, onlar da değer görecek. İnşallah kanka. E kanka mantıklı. İnsan her gün aynı şeyi yaptı. Sıkılmaz mı? Aa, bunlar sıkılmaz kanka. Bak kanka şimdi. Abi hiç o konuya girmeyelim. Deney mi yapıyordunuz lan burada? Şimdi ben buraya girişeceğim baltayla. Ne olacak? Direkt bunlar bu kapıya. Olur bir 10 sene. Yani o kadar bilmiyorum ya. 10 sene sonra abi Bannerlord 2 çeksene. Bilmiyorum ama ben şu anki halimden çok çok mutluyum. Yani şey açısından abi, sevdiğim insanlarla beraberim. Sevdiğim işi yapıyorum. Hani sevdiğim oyunları oynuyorum. Zaten sevdiğim şeyi yaptığım için bu şey değil hani böyle nasıl diyeyim. Ya köle gibi aynı şeyi yapmıyorum, anladın mı? Ama misal biraz kölelik yapsam belki daha iyi yerde olabilirdim ama o zaman da mutlu olmazdım ya. Gerek yok. Ya misal benden hani gündemle alakalı bir video gördünüz mü daha önce? Hani belki geyiğine şey yapmışımdır işte. Başlığa falan yazmam kesinlikle öyle bir şey de. Hani korona olmuş Tolga, hadi onu tedavi edelim. Doktorculuk simülatör oynuyoruz diye varsayıyorum. Belki böyle lafını geçirmişimdir ama hani koronada yaşam bilmem ne ıdı bıdı. Yani gündemle alakalı clickbait. Ya Ramazan geldi misal, Minecraft oruç challenge. Bilmiyorum. Ben kendime yakıştırmadığım şeyi yapmıyorum. Bu yüzden de böyle kalacaksam kalayım abi, ki çok mutluyum yani. Baksana iki tane birbirinden değerli arkadaşımla oyun oynuyorum. Ve çok eğlenceli. Siz varsınız, izliyorsunuz, destek oluyorsunuz. Daha ne isteyeyim ben? Afama güneş geçti. Evdesin lan pezevenk. Kanka çat. Bu arada çektiğim acının tüm sebebi benim. Çünkü bütün suları ben aldım. Zeref. Ne canım? Gel lan buraya, köle lazım bana. Al bakayım şunu. Ney? Bu ne lan? Sökmeye başla bakayım malzemeleri, evdeki şeyleri. Abi bende branch vardı ki, niye attın? İçerisinde bir sürü branch var. Çek, bir şey patladı, fark ettiniz mi? Olur öyle şeyler. Biri mayına bastı diyeceğim de, ya hastanenin etrafında mayın var mıydı? Yoktu. E çok yakından geldi ses, patlama sesi. Bir şey söyleyebilir miyim? O mayınlar zombilerden çok bize de sorun teşkil ediyor bence. O döşen yağatını evet, zaten evet. Bulsam. Abi şimdi hijyene dikkat ediyorlar diyorsun da aşçı dikkat etmezse veya şirket dikkat etmezse ne olacak? Sırf koronadan dolayı 3 aydır falan dışarıdan yemiyorum. Bildiğim kadarıyla, yani çok net bir bilgi sahibi değilim, ben dışarıdan yiyorum bu arada. Ama bildiğim kadarıyla gıdalar üzerinden bulaşma durumu yokmuş. Hatta bak misal onun ben araştırmasını yapmıştım. Bozuk paralardan kesinlikle bulaşmıyor. Çünkü bozuk para üzerinde bulundurduğu şey itibarıyla antioksidan özelliğe sahipmiş ve barınamıyormuş antioksidanın üzerinde. Yemekten bildiğim kadarıyla bulaşmıyor. Tabii ki dikkat edilmesi lazım. Ben ne yapıyorum misal? Dışarıdan sipariş geldiğinde poşeti açıyorum, çöpe atıyorum, elimi yıkıyorum, öyle yiyorum. Hani kendi çatalımı, kaşığımı kullanıyorum, öyle söyleyeyim. Ve çok şükür şu ana kadar bir şey olmadı. Nasip. Ama ben o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Yani temassız teslimat kullanıyorsan hele ki. Virüs insandan insana bulaşıyor bu arada. O noktaya da bir dikkat etmek lazım. Ben şey diyecektim. Dışarıda hala çalışan insanlar var. Ve hani o çalışan fabrikaların yemeklerini sağlayan fabrikalar var. Yo tabii ki kişinin kendine kalmış bir şey de. Ben şunu dile getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi her zaman Yemek Sepeti aracı bir firma ve sen Yemek Sepeti üzerinden restoranlardan sipariş veriyorsun ve adamlar oradan ekmek yiyor. Hani benim pizzama tükürürler mi? Kardeşim bence yapmazlar. Hani biliyor musun? Çünkü ya, öyle bir halt deseler mutlaka şikayet gider. Oradan sipariş verdirmezler. Puanları düşer. Adamın ekmek teknesi lan. Misal ben yayına gelip saps olan adama yayın dışı küfür etsem bence o adam bir daha bana 5 kuruş ödemez. Bir kapıyı sökmeye gidiyorum Tolga. Kolay gelsin kardeşim. Ve Tospik oyuncu 5 lira gönderip iyi yayınlar Samet abim demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana da iyi seyirler diliyorum. İsmi ne güzelmiş. Tospik oyuncu. Ha, çok ponçik geldi. Anladık geldi.
Tolga bu kapı sökülmüyor. Lan bu kapı bu kadar mı lan? Tolga bu kapı hakikaten sökülüyor. Aa, loot respawn olma süresi 15 gün, 1 gün, 2 saat, 30 saat sonra lootlanabilir tekrar, evet. Tolga hakikaten kapılar sökülmüyor. Kanka o kapıyı şimdi söküp sokacağım bir yerine bir dakika. Ya ama bu kapı güzel bir kapı. Neyse, kardeşim bak loot yapıyorum canım, bir dakika kafamı bulandırma. Ya oğlum 3. seviye şeyi al dedin, aldım. Ya ama önemli silah parçaları var, silah craftlamamız lazım, onlara bakıyorum. Aa şey senin şeyden... seninkini okumadın mı Salih? Samet'im garanti yemek söyleyeceğim, 20 TL'lik yemekler 10 TL oluyor ama önce benim net ödensin, film izlemekte sorun çıkmasın, ana kanalda kendin olamıyorsun demiş. Kesinlikle katılıyorum bu arada ana kanalda kendin olamama fikrine. Ve Salih kusura bakma gözümden kaçmış kanka. Ana kanalda kendim olamama fikrine kesinlikle katılıyorum çünkü bak abi yorumlar niye kapalı? Ya çok açık söyleyeceğim, tamam hani eleştirilmeye gelemeyen bir insanım, eyvallah, o konu artı bir. Ama hani eleştirinin boyutu şu olmuyor. Ya kardeşim mikrofonunuz ışırtıyor. Kaç senedir bu iştesin. Git mikrofon değiştir dediler. Başımla beraber dedim değiştirdim. Ama hani bilmiyorum, genelde eleştirinin boyutu şey oluyor. Ya diyorum kusura bakmayın bugün burnum kaşınıyor. Kardeşim burnunun kaşıntısı geçsin, öyle video çek. Ulan paşa torunu musun sen, ben senin karşına çıkacağım diye süsleneceğim, dikkat edeceğim kendime. Yani tamam dal taşakta video çekmiyoruz ama... Ya öyle de yayın açmamak lazım ama bırak da kendim olayım be. Ve şey abi, en önemli sebeplerden biri bizim babuşlar örgütlenebiliyor. Yani ne şekilde? Kanka bak, hadi diyelim hep beraber arkadaşlar hani bize lazım olmayan kitapları, okumadığımız kitapları ihtiyaç sahiplerine gönderelim. O insanlar da işte rahat bir eğitim hayatı sürdürsünler diyeyim. Yemin ediyorum var ya, duyar kasıyor, hassasiyet yapıyor falan diye böyle yedi düvelime kadar küfür ederler. Ama Warband bekledikleri bir gün atıyorum Kingdom atayım. O Kingdom videosunun altında toplanıp arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum Warband atmadı. Evet atmadı, ne yapalım, sikelim. Tamam herkes sıvazlıyor böyle yani. Abi 80-90 dislike falan alıyor video. Örgütleniyorlar kendi içinde. Hadi hep beraber iyi bir şey yapalım, yok. Hadi hep beraber Samet'e geçirelim. Tamam buradayız diyorlar böyle. Hemen ayıklanıyorlar. İnsan minigun da alır bu arada chest'ten zerif. Kaç seviye olursa olsun. Su diye içtim, alkol çıktı lan. Kanka ben evdeki bütün suları aldım. Beyzin içine sıçan Samet abiye buradan saygılar. Kardeşim terk etmiyor muyuz? Hastaneye yerleşmeyecek miyiz ya? Lan suları niye alıyorum? Biz puşt muyuz? Biz ne içeceğiz? Ama dediğim... A demedin mi? İstediğin gibi götürebiliriz. Kafam güneş geçti. Kafama güneş geçti. Ama demedin mi? Şey dedim. Ya insan tozu bile süpürmez bu arada ya. Yemek chestinde toz yok, toz. Tozu da almış. Sünnetledim kardeşim. Ekmek banaydın kanka. Seviyor banmayı zaten bir şeydir. Sünnetledim kardeşim. Tozu da sünnetledim. Lan mekanı temizleyeceğim diye zaten dünya kadar kurşun harcıyorum. Adamı delirtmeyin lan. Harcama lan. Sana harca diyen mi oldu? Aslan parça. Mermimiz de yok zaten. Yok vallahi yok. Gel la zeref. Heh. İniyor. Aşağı. Aha adam aşağı atlar. Kardeşim sen de ol 56 level. Sen de atla sağdan. Gel kanka gel. Köpek maması var burada. Bacağımı kıçıma kaçmasın istemiyorum. Gel kanka köpek maması var. Yemek. Gel gel bu chest'te bir şey. Zeref'ten gözü içeyim şunu. Raw meat. İlk defa görüyorum. Böyle bir şey mi varmış? Sağ sola chest bırakmadım. Zaman gece yarısı sensizim, üşüyorum, hayallerimle baş başayım mı? Ya kanka engineer dayı sen hiç konuşma ya. Niye oğlum, sen hiç konuşma? Bak. Nobuna garet geliyor. Adam diyor ki aşk acısı çekiyorum diyor. Sen geliyorsun. Kanka manita var da bir tane de platoniyim var be. Ulan diyorum sevgilim varsa ne gerek var? Kalede kaleci var diye yedek de mi almayayım diyorsun. Şey diyorsun falan böyle. Sen hiç konuşma. Gece yarısı üşüyormuş. Git be. Engineer dayı tam benim kafadanmış. Aman abi. Buraya kim deli kaçtı? Lan yaptığım mebin o. Üstüme iyilik sağlık ya.
Ama adam da haklı bir taktik kanka. Ne demek yedekte mi almayayım? Bence midesizlik abi. Midesizlik oğlum oraya nasıl zıplıyorsun ya? Zıplama levelimiz 5 kardeşim. Ya Zeref oyun oynuyorsun da adam olamamışsın be kral. Bak bende 10 puan var. Şu iyi nişancı özelliğini alayım lan. Ben kapıları sökmek istiyordum ama. Lan bu kapılara ben çok zaman verdim. Tanesi 10 dakikada yapılıyor. Ay Allah'ım. Bak dayım var. Dikkat et. Yasin bok bok döşemiş saat olabilir. Oğlum her tarafı şey buranın. Bence bu iyi yalıtımlı özelliğini almalıyız chat. Çünkü çölde kalacağız. Hastane çölde. Babalara geliriz. Zaten iyi zıplayabiliyoruz. Birazdan nişancılık özelliği geliştirdim. Bence 10 numarayız. Bu arabanın tekerlekleri dönmüyor ama gene de gidiyor. Abi ben de burada buranın yıkılacağını düşünmüyorum dostum ya. Burası hastane çünkü yani bak dışarıda büyük korunaklı duvarlar var. Bir de büyük korunaklı duvarları geçtim. Birden fazla binadan oluşuyor bu hastane. Hani eğer ulaşım problemimizi halledebilirsek yani ulaşmak istediğimiz noktaya ulaşma durumunu çok çok rahat bir şekilde ben burayı savunabileceğimize inanıyorum. Zeref ben buraya nerelerden geldim hiç fikrim yok kanki. Yani evet. Artık bindik bir alamette gidiyoruz kıyamete kısacağız. Fark etmez ya. Bu arada evde işimiz bitti evi tamamen. Vallahi iyi oyundan kaçtım. Eyvallah kankam eyvallah teşekkür ederim. Allah'a gerek tamam. İftardan sonra boş geçiyor sensizlikten üşüyorum. Nani? Oho. Elgünür dayı sana da kaldırıyor kaç abi. Ya. Orada mayın vardı. Bence oradan gitmeyelim. Ben de vazgeçtim zaten. Burada verilmek istenen bilinçaltı mesaj şu bence. İftardan sonra da yayın aç. Kafama güneş geçti. Ama benim iftardan sonra çok enerjim olmuyor kanka. Genelde iftardan sonra böyle hayatı sorguluyorum. Elimde hadi maden suyu. Geliyorum oyun oynuyorsun şimdi şey yapma. Ne oynuyorum lan? Geliyorum bize sövüyorsun. Geliyorum bize sövüyorsun iftardan sonra. Akadı. Ege neden yok sanıyorsunuz? Çocuk ağlıyor geceler. Genelde ben Ege'ye ağlıyorum bu arada ya. Şimdi kanka bak gecelerde böyle geçen gecelerde Ege ile aramızda bir konuşma dönüyor tamam mı? Yine konumuz işte benim neden manitam yok temalı bir konu. Ege bana özgüven testi yapıyor kanka. Ve özgüven testinin sonucunda diyor ki abi diyor sen benim diyor ninemin 72 yaşındaki arkadaşını bile düşüremezsin diyor. Böyle de bir moral konuşması geçiyor aramızda falan böyle moral motivasyon. Ege'ye diyorum içerik üretemiyorum. Abi diyor ağla. Doğru diyor. Kral çocuk. Artı birini verdim Ege. Tolga'yı Ege'yle yalnız bırakmayacaktı. Kendisine benzetti. Kanka kesinlikle bu arada kendisine benzetti ya. Ya geçen ponçik bana kaldırdı ya. Kardeşim tehlikeli bir V2 çinko geliyor. Hazırlanın. Lan o çocuk benden korkuyordu lan. Kanka onu bir şeye çevireceğim. Yalnız şey... Yaratığa çevireceğim. Göreceksin. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Tam var ya Tonga'yı gözünden vurduk. Nereye biz nereye gidiyoruz? Sağdan soldan baskın yemezsek iyiyiz şu an. Okunayım gölgeden git. Kafama güneş geçti. Kanka pişti götüm. Gölgeden git. Götüm pişti. Suyumuz da yok diye mi? Abi alkol var. Alkol var. İç Zeref, bir baktım arkaya geçmiş eğilmiş bir şeyler içiyor oradan. Dedim Zeref ne yapıyorsun? Alkol içiyor mu? Su yok. Umarım alkoldür kanka sarısı. Koyu koyu. Lan zombi nasıl bir meydan okudu arkadaş hayata? Zeref burada bir mayon vardı şimdi var. Neyse araba zaten şeyin Yasin'in bize evet evet kesinlikle Cyclops katılıyorum cennete düştük ya. İlaç ben kutuları, diğer malzemeler falan filan. Bu yerin bu kadar dolu olduğunu ben şeyden dolayı biliyorum. Aha su var burada. Oğlum burada ne içilir ha? Lan dur bari suyu alayım. Kaynatır içeriz. Su yok evde. Lan evde su var. Hepsi Samet abi de. 800 şişe kardeşim. 800 şişe. İnsafsız. Evde su yok deme. Evde açgözlü var.
Hayda. Bizim yaşamamız için önce Samet'in gözünü doyurmamız lazım. Gelen var kanka, zannettim ben de ama ablanın ölüsü aşağı düşüyormuş. Gelen değilmiş o. Bunlar nasıl yollar ya? Oh oh oh. Map açıp bakmam lazım. Arabanın motoruna bakıyorsun, 8 silindirli hızına bakıyorsun. Neyse. Almadığımız şey kaldı mı? Arabayı modlamadık, keşke modlasaydık. Durin Longbeard, selamlar aç çikolatalarım. Bugün iş yok, bugün Samet Reis'im var demiş. Selamlar canım, hoş geldin. Aç çikolatası mı? Aç çikolatalarım dedi. Bak bak, havada Şahim'izi kovalıyor. Yıhıh. Gölgeden git. Lan güneş müneş yok etrafta. Arkamızda, bana bakayım. Gelişmiş sessiz bağlantı modu ne la? Ateş ederken ses mi çıkarmıyor? Yani belki. Aman köpek ne fark köpek eder ya. Ezdin. Şevket. Ne dedin? Şevket ezdi. Var var lan. Oğlum loot'un kokusunu alıyorum ya. Kömür de olsa loot loot'tur abi. Hastane bu arada temizlenmedi ama hastane loot bakımından temizlendi kardeşim. Söktüm. O zombileri de keser. Bizim onu oraya bırakma amacımız oydu. Zombileri temizle diye. Abi kafam deliğime geri çekileceğim bu arada. Şu an. Bunlar betona vuramıyorlar galiba hala. Selamun aleyküm lan. Oğlum! Kim vuruyor? Nereden vuruyor? Operasyon yapmışlar bana. Aşağı atlayıp aşağıdan gelmişler. Bunun ölmesi lazım bu arada. Abo! İyi misiniz? Keyifler nasıl? Kankacığım seni gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? O ne lan? Şey aşağı düştü az önce. Samet abidir. Kardeşim geçen markete gittim. Dediler bozuk var mı? Dedim sadece moralim. O düşen şey de hayallerimdi. Oğlum sen oraya nasıl çıktın? Lanma mısın lan sen? Gel 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 gel. Etiki iplenmedi. Gel kardeşim gel, sana ben yol yapıyorum. Sana yol yapacağım derim. Gelebildiniz mi lan? Kardeşim şuna da zıpla bir zahmet. Tek space'lik yolum var. Boşam yok. Kafama güneş geçti. Staminam yok. Suyun da mı yok lan? Alkolüm var. İçtikçe daha kötü oluyor. Evet. Buradan sonra artık hop ben zıplayayım. Dur bakayım nasıl yapacağız. Gel. Abi susuzluk çok kötü bir şey chat. Yani açlık susuzluk. İnsafsız. Gerçekten çok zor. Hani bunu derken bir yandan kuzu gömüp bir yandan şey yapıyorum falan böyle. Buraya zıplayabilirsin umarım zara. Heh gel burada. Gel aslanım. Takip et beni. Gel aslanım. Gel topla gel. Nereye yerleştirmeyi planlıyorsun Zeref'i? Sana ne? Bak yukarıdan takip ediyorum. Ben düzgün konuş sıkarım gagana ha. Ne diyorsun lan? Tolga bir içim su gibisin. İçmek istiyorum. Minigun'la mı sıkıyorsun lan? Hayırdır? Keleş de sıkıyor. Keleş var, keleş. Ne keleş ulan? Bana bak. Zeref. Elimdekini görüyor musun? Nasıl çıkacağınız yukarı? O megev o, o megev o. Lan kurşunu bol buldun ellem. Ne sıkıyorsun? Bitti. Bitti mi? He 30 mermim var. Kesinlikle hepsi kitli. Ben şurada kanka, oturup... Kanka onların hepsini açacağım. Sen bana o şeyleri versene. Crafting table falan var. Ben kurayım bir yere. Şimdi kanka. Sen onları at oraya, ben Samet abiye bir şey diyeceğim. Şşt. Yukarıdaki. Kardeşim geldim. Oraya yerleşelim mi diyecektim, olduğun yere. He. Ama aşağı buraya. Nasıl ineceğiz kanka?
Buraya lan. Attım. Bu bölgeye mi? Şimdilik hani. Toparlayana kadar buraya. Kanka bak dışarı giriş çıkışımızı falan rahat yapmak lazım. Yani burası yerleşebileceğimiz tek yer. Bak bir de şurada benim bulunduğum yere gelsene. Karşıda bir yer var gibi duruyor ama ya bilmiyorum, hastane her türlü daha güvenli gibi. İşte şuranın tepesi güzel gibi diyorum, hani crafting table'ı falan atalım buraya. Yatağı mata. Hı hı. En ah ayağım. Dur yatak da atalım ya. Ve Durin Longbeard iyi reisim ya. Ben de senin bildirimini aldım. Çok daha mutlu oldum demiş. Eyvallah, sağ olasın. Kafaya güneş geçerken. Geniş arsaya yerleşmeyin, tutamazsınız. Ama ben burayı yıkabileceklerini zannetmiyorum ya. Yukarı bir yere konumlanırsak, hani tek noktadan gelip giderlerse bence tutabiliriz. Chest'lerin hepsini açtım zarım. Ya da en azından bana öyle geliyor. Tamam. Şimdi ben yukarıya uygun bir alan yapıp yerleşiyorum. Hala içerisi zombi dolu yalnız. Burası temizlenmedi, haberiniz olsun. Zerefle öpücük atarsınız artık. Ne? 10 bin canı varmış bunun. Hangi chest hangisi lan? Kanka rastgele, ben düzenleyeceğim onları yine. Ne yazık. Olay atım neydi? Shift sol tık mıydı? Aynen öyle. İyi de bu hastane bitmiyor ki. Birbirine benzeyen 100 tane yer var ya. Aha, 13 tane su buldum. Ve Fograf Samed'im çevreye hendek taktiği uygulayın demiş. Olmuyor. Olabilir. Allah olmuyor. Çok sayıda mermiye ihtiyaç duyacağımızı da düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. Yok, bugün saldırmayacaklar. Her gece gelmiyorlar. 3 gecede 7 gecede bir geliyorlar. 21. günde dalacaklar.